Bodrum emlak sektöründe neler oluyor? Doğuş Emlak'tayız, izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Muğla'nın en güzel ilçelerinde Bodrum ve Turgut Reis'teyiz. Turgut Reis turizm bölgesi, tabii emlak ve konut sektörü de çok önemli. Biz de bu konuyu değerlendireceğiz ve Turgut Reis'te öne çıkan bir isimle bir firmadayız. Doğuş Emlak'ta ve Sayın Taşkın İşcan'la birlikteyiz. Hem emlak sektörünü değerlendireceğiz, hem kendisini ve firmasının bu alana katkısını değerlendireceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Cengiz Bey, siz de hoş geldiniz. Taşkın Bey, hem sizi tanıyalım hem de Doğuş Emlak'ı kurma sürecinizi izleyicilerimizle paylaşalım. 1982 yılından beri Turgut Reis'te yaşamaktayım. Aşağı yukarı da 2000 yılından itibaren de emlak sektörüne girdim. Uzun yıllar turizm işi ile uğraştıktan sonra da gördüm ki emlak piyasası da burada iyi gidiyor. Turizmle ilişimi kesip emlak işine başladım. Doğuş Emlak ismiyle de bu alanda çalışmalarınız var. Evet. Öncelikle Doğuş Emlak olarak neler yapıyoruz, onu izleyicilerimizle paylaşalım. Neler yapıyoruz? Ev satımları, daire satımları, küçük de olsa arazi ve arsa satımları, alım satımlar. Bazen kendi bünyemizde yapıyoruz. Büyük çoğunlukla da alıcı ve satıcı arasında aracı durumundayız. Bir belirli bir güven ve dürüstlük çevresinde. Ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Müşterilerden aldığımız izlenim hep bu şekilde bize yansıyor. O zaman şunu da söyleyelim. Müşteri kitlenizi kimler oluşturuyor? Müşteri kitlemizi genellikle İstanbul'dan emekli, emekliler ve trafikten ve dediğim gibi gene de trafikten ve kesmekeşten sıkılmış insanlar bu tarafa kayıyor. Bu şekilde. Yer olarak yine tabii sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan, her yerden mutlaka bir talep vardır değil mi? Mutlaka var, mutlaka var. Fakat şu an için bu olaylardan dolayı, yaşadığımız, son günlerdeki yaşadığımız olaylardan dolayı yabancılarda bir kaçış var. Satıp kendi ülkelerine dönüyorlar. Tekrar bizim bunu durdurup ülkemize bunları geri çekebilmemiz önemli. Bu bölge turizm açısından da canlı bir bölge. Dolayısıyla emlak sektörü de gelişip değişiyor. Siz de bu alanda katkılarınız var. Tabii bu işi yapan başka isimler de var. Neden Doğuş Emlak? Neden sizi tercih ediyorlar? Neden bizi tercih ediyorlar? Biz öncelikle müşterilerimizi karşımıza alıp onların ne istediklerini, ne kadar bütçeyle neler almak istediklerini ve değişik şekilde sorular sorup onların isteklerini birebir yerine getirebilmek için değişik sorular soruyoruz. Onların isteklerini dinliyoruz. Onların kriterlerini öğreniyoruz ve bu istek ve kriterlere göre onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bence en büyük noktada hem samimiyetiniz hem de verdiğiniz güven çok önemli değil mi? Zaten insanlarımızın da bekledikleri onlar, yani samimiyet ve güven ve dürüstlük. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla da insanlardan aldığımız, müşterilerden aldığımız izlenimler hep bizim bu yönde dürüst ve düzgün gitmemizi istiyorlar. Onlarla bir aile gibi olduk. Hep beraber gelip bizi ziyaret ediyorlar. Oturup çay kahve içiyoruz. Ve dolayısıyla bu güven diğer arkadaşlarına, diğer müşterilerimize yansıyor. Hizmet alanımız nereyle sınırlı? Hizmet alanlarımız Turgut Reis ve etrafı, çevresi. Buna keza Kadı Kalesi, Gümüşlük, Koyunbaba, Yalıkavak'a kadar olan bir bölge. Diğer taraftan Akyarlar, Karancır, Bağla, Gürece ve Ortakent'e kadar olan bölüm. Elinizdeki yatırımlar şu anda neler var? Belki size ulaşmak isteyenler olabilir. Arsa, konut, emlak olarak neler var? Biz her konuda, yani arsa, özellikle ev, daire ve ev alım satımlarında elimizde yeterince portföyümüz var. Herkese her şekilde yardımcı olmaya çalışırız ve düzgün, uygun fiyatlarla. Bu bölgede tarla, emlak, konut fiyatları ne durumdadır? Böyle bir ortalama vardır. Tabii ki yerine ve büyüklüğüne göre değişir ama bir ortalaması var mıdır? Bizim en büyük sektör olarak sıkıntımız burada. Belirli bir metrekare birim fiyatının olmayışı. Buradaki satışlarımızın genelde yandaki komşusunu kaça satmış, ailevi durumlardan dolayı o ona ne satmış, o ona ne satmış, bu şekilde gidiyor. Belirli bir birim fiyatımız yok. Tabii ki konum,
itibariyle lokasyon. Bu her şey için çok önemli işte. Ama tarla vasfında değil de mandalin bahçesi vasfında satışlarımız devam ediyor burada. Taşkın Bey, bu sektör, bu konu çok önemli bir konu. Dolayısıyla birileri emlak veya konut almak isterse nelere dikkat etmeli ve siz bu anlamda onlara neler katıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor? Öncelikle emlak işi firmalara güvensinler ve onlara da ayırt etsinler. Güvenli ve dürüst çalışan emlakçı arkadaşlarla irtibata geçsinler. Zaten gerekli evrak işlerinin hepsini emlakçı arkadaşlar kendileri hepsi hallediyorlar. Onlara sadece imza durumu kalıyor. Buna keza kendimiz firma olarak biz banka kredilerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle yapı kullanım izin belgesinin önemli takip etsinler. Çok teşekkür ederiz Taşkın Bey. Birçok şeyi konuştuk. Bilmiyorum atladığımız yerler var mı? Neler ekleyebiliriz? Son olarak izleyicilerimize neler söyleyelim? Emlakçı arkadaşlara güvensinler. Gelip bizlerle çalışmalarını yapsınlar. Eminim ki biz firma olarak, şahsım olarak biz her şekilde destek ve yardımlarımızı onlardan eksik etmeyeceğiz. Zaten size ulaşsınlar iletişim bilgilerinde. Tabii ne ki istiyorlarsa size söylesinler. Siz her konuda onlara yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Her an 7/24 bize ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.